37 metrelik büyük bir duvar resmi yaptım. İnsanların dokunabileceği boyutlardaydı. Yukarıda değil. Amacım da insanlar resmin çok yukarılarda değil, kendi işlerinde olsun istemiştim doğrusu. Halk için yaptığımız için hiçbir zaman para almadık. Boğaz Toplu'na çalıştık orada. Her galeride sergi açmak istemiyorum ben. Yani benim serginin bulunabileceği bir mekan olması gerekiyor. Öğrenciler bir sünger düşünün. Ortadaki nemi almak üzere geliyorlar. Yani ne verirseniz onu alacak. Zavallıya iyi bir hoca gelmezse başına ne yapsın o? Galericiler çoğaldı, koleksiyonerler çoğaldı. Artık resim para etmeye başladı. Beyaz Tuval'den hepinize merhaba sevgili sanat dostları. Yeni bir atölyede, yeni bir sanatçıyla yine birlikteyiz ve tabii yine sanat konuşacağız. Bugünkü konuğumuz hem sanatçı hem sanat eğitimcisi Yusuf Taktak hocamız. Merhaba hocam, merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba hocam. Teşekkürler, merhaba. Öncelikle çok mutluyuz sizi konuk ettiğimiz için. Teşekkür ederim, ben de öyle. Sizi kısaca tanıyarak başlamak istiyoruz. Bu sanat serüveni nasıl başladı? Resim yapmaya ne zaman başladınız? Var mıydı ailede resim yapanlar, yönlendiren oldu mu? Böyle kısa bir geçmişle başlayalım sohbetimize. Ben Afyon'un Bolvadin ilçesinde doğdum. Ortaokul sırasında bir resim öğretmenim geldi. Daha önceki resim öğretmenleri uzmanlık alanları olmadığı için işte boş ders, boş saatlerinde gelirlerdi resim dersine. Gazi Eğitim çıkıştı. Çok iyi enerjisi olan bir resim öğretmeni geldi. 3 ay kaldı ve gitti arkasından. Onun gelmesiyle birlikte ben iyi resim yaptığımı fark ettim. Adeta bana kimliğimi ve kişiliğimi verdi ve ayrıldı. Hala da izini bulabilmiş değilim öğretmenimin. Ondan sonra giderken defterime İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mevkisi Fındıklı diye belirtti ve ayrıldı. Ondan sonra ben programımı aldım. Ben İstanbul'a gideceğim. Resim Ekemlisi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne gideceğim diye. Ve sonunda isteğime muvaffak oldum. Ailede var mıydı onu bilemiyoruz. Çünkü bir Anadolu kasabası düşünün. Onlarda resim var mı? Babamda biraz el becerisi vardı. Besbelli ondan gelen bir şeydi. Ama eninde sonunda ben akademiye girmiş oldum resim bölümüne. Çok heyecanlı ve çok sevinçliydim o dönemde. Ne kadar önemli değil mi öğretmen? Yani evet, bir öğretmen 3 ay gelmiş evet. Ve hayatınızı değiştirmiş. Evet evet. Yani ben kimlik ve kişilik diyorum. Evet, gerçekten evet. Sen kimsin onu anlatıyor. Hı-hı. Sen ressam olacaksın diyor bana yaptığım resimlere bakarak. Doğrusu hala onu saygıyla ve sevgiyle anarım öğretmenimi. Peki akademiye andan çok yer. Arkasından ben akademiye geldim. Tabii her Türk genci gibi ben o zamanlar şiir yazardım. Şiir yazdığım için de Bedri Rahmi'yi tanıyordum. Bedri Rahmi benim için unutulmaz bir şair. Onun şiirlerinden etkilenerek şiirler yazardım. Bir de çok popüler o dönemde. Çok popüler tabii, evet evet. O yüzden akademiye geldiğim zaman Bedri Rahmi'yi kafaya koymuştum. Ancak akademide ben Mustafa Atay'la tanıştım. Hı hı. O bana bir hafta 10 günlük bir kurs ayarlamıştı. Ona devam ettim. Arkasından benim resimlerimi çok seviyordu. O zamanlar bitirmek üzereydi. Asistan gibiydi adeta. Onun yönlendirmesiyle ben Adnan Çoker atölyesini seçtim. Önce Adnan Çoker atölyesini gördüğümde biraz mesafeli durdum doğrusu. Yani benim sahip olduğum o dönemki şiirsel anlatıma uygun değil gibiydi atölyenin düzeni. Duygusal Adnan Bey'in, gelmedi. Duygusal gelmedi. Oysa Bedri Rahmi'nin saç sakalı dağınık böyle şey şiirsel durumu beni daha çok cezbediyordu. Ama sonra bir sene sonra ben durumu anlamış oldum. Nasıl anladım bunu? Bu çok önemli benim için. Biz Bedri Rahmi Eyüboğlu ile Adnan Çoker atölyesi komşu atölyeydiler. Yan yanaydık. Ve kimi zaman gün ışığından yararlanmak için resimlerimizi dışarı çıkartırdı hocalar ve orada eleştiri verirlerdi bize. Bazı dönemlerde Bedri Rahmi öğrencileri yapardı aynı şeyi. Dolayısıyla biz de Bedri Rahmi'nin nasıl eleştirdiğini görmüş olduk orada. Aslında ikisi de iki gruba da etkide bulunmuş yani. İki hoca evet, da tabii, iki tabii. Gruba da etkide bulunmuş. Bedri Rahmi'nin eleştirisini gördüğüm zaman resimler yerde ben buna varım, buna yokum
diye gösteriyordu. Ama neden var, neden yok onu açıklamıyordu. Hı-hı. Oysa Adnan Bey bir resmi beğenmediği ya da eleştirdiği zaman saatlerce konuşur, sanat tarihine örnekler getirir, kitaplar yayar ortaya ve ikna etme yöntemini bulmaya çalışırdı. Temel bir prensip koyuyordu ortaya. Evet, evet. Sonra ben dedim ki galiba iyi atölyeyi seçtim ve hiçbir zaman pişman olmadım ondan. Sizi doyum noktasında tuttuğu için sizin için iyi bir atölye. Evet, evet. Mutlaka diğerine de aynı şekilde yorumlayan tabii sanatçılar yetişmiştir. Bedir Ami haşa kötülemekte değilim ben. O kendi başına başka bir şey. O başka bana uymuyor, evet. Demek ki anlaşılan o. Sonra, nitekim daha sonra akademi eğitimi sırasında devam eden yıllarda Bedir Ami atölyesi konseptiyle bizimki çok zıt olduğu için sınavlarda, yarışmalarda önüme çok şeyler, engeller koydu Bedir Ami Yiğitoğlu. Mesela herkes tam not, o zaman tam not 20 numaraydı. 20 verirken o 0 veriyordu. Düşünebiliyor musunuz? Niye? Adnan Çoker'in öğrencisiyim yani. Ben. O zaman da vardı bu. Çağdaş sanat falan filan. Bu tabii çok çok üzüntü duyardık biz bundan. Bir hoca nasıl böyle bir şey yapar diye. Sonuçta yani, eser ortadaki eser de değil. Ben öğrenciyim orada. Değil. Eser falan çıkmış da değil ortaya. Neyse ya, ama deneme yapıyoruz. Yeni bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yani öğrenci olduğunuz için daha da fazla motivasyona ihtiyaç var aslında. Ama Bedir Rahmi'yi de anlatırken hep öğrenciyi çok motive eden insan kendisi, diye anlatıyorlar. Kendi belki kendi öğrencisine yapıyordu, evet. Öyle mi? Mesela bir tane örnek vereyim, o zaman daha netleşmiş, evet, olur. Ben motosikletler yapıyordum. Delikanlısınız yani. İşte sevgilini arkana alıp dolaşmak istersin vesaire falan. O zamanlar hippiliğin son zamanları. Yapamazsak uzun saçlar, çizeriz biz diyor. Uzun saçlar vesaire falan. Sınavda dedi ki reis dedi sen dedi afyonluymuş öğrendim dedi. Afyonluymuşsun dedi. Evet dedim. Niye sen dedi heybeli güzelim eşekler resmi yapmıyorsun da motosiklet yapıyorsun dedi. Ben afyonluyum ama dedim hayatımda eşeğe binmedim. Ama yurttan kalırken yurttan okula kadar otobüslere biniyorum. Trafik gürültüsü vesaire. Ama daha da önemlisi bunlar olmasa bile ben motosiklet hayranım dedim ya. Çok seviyorum. Bir ressam sevdiği ve etkilendiği şeyden resmini yapmaz mı? Ben şeye binmek gibi özlemim yok ama motora binmek var. Var tabii. Yani ben aslında bu tür temel şeyler, kavgalar oluyordu. Öğrenciler de arada kalıyorlar tabii ki. O kötüymüş. Evet. Hiç bitmedi, evet. O zaman. O bitmemiş yani o zaman. Ama var. Bence bir şey söyleyeyim. Sanatta bu bitmemesi gerekiyor. Evet, evet. Bu zıtlıklar sanatı beslerler bence. Peki sonra da Avusturya'da Salzburg Yaz Akademisi'nde bir eğitim alıyorsunuz. Evet alıyorum. Orası ama izin verirseniz şunu bahsedeyim. Akademi daha önemli tabii. Salzburg'a gitmek tamam, yurt dışına gitmek oluyor ama akademideyken ben o sıralarda kütüphanelere çok meraklıydım. Hı hı. Örneğin konsoloslukların kitaplıkları vardı. Amerikan, İngiliz vesaire. Onlara gidiyordum. Orada önemli sanat kitaplarını buluyordum. Güncel dergileri yakalıyordum orada. Dünyada ne olup bitiyor? O zamanlar Art Forum, Art News vesaire dergileri görüyordum orada. Dolayısıyla bizim öğrencilik yaptığımız dönemde yani 70'li yılların ortalarına doğru diyelim biz. Amerika'da hiperrealizm, figüratif anlamda bir de op sanatı vardı. Hı hı. Ağır ağır da enstelasyon ortaya çıkmaktaydı. Ben onları o dergilerden görerek anlıyordum. Yani ne gibi akımlar var. Nitekim girer girmez atölyeme benim portrem var. O dönemin etkisiyle yapılan resimdir. Chuck Close'un Amerikalı, hı hı, sanatçı. Onun işlerinden öykünerek yaptığım bir şeydir. Neden sonra bu figüratif dönem çok ağır çalışma temposu isteyen bir şey. Oysa ben mizacım daha heyecanlı, daha hareketli, çok çok işler yapmak isteyen, çok üretmek isteyen bir yapım var. Dolayısıyla bana uygun olmadığına karar verdim ve sonra ağır ağır değişim oldu. Onu anlatmak şimdi istiyorum sonra. Şimdi onu çok detaylı soracağız zaten. O çok, tamam, önemli. Evet. Siz aslında bir sürü alana değinmiş, evet, dokunmuş, evet, sonra buraya gelmiş. Evet. Onu ayrıca soracağız ama bu Salzburg'un etkisi oldu mu? Hani yani akademinin arkasına oradaki hani bir eğitimden Adnan Çoker, ne değişti? Ardından Avrupa'da mı? Avrupa, evet, yani, evet. İlk kez gidiyorum Avrupa'ya. Orada bir süre kalıyorum işte. İtalyan bir profesör var başımızda. Alabildiğine serbest bırakıyor insanları. İsteyen figüratif resim yapıyor. İsteyen soyut resim yapıyor. Soyut dışı olumcu resim yapanlar var. Ben de o sırada
düşündüm. En pratik yağlı boya yapamam. Akriliği keşfettim o sırada. İlk kez akriliği o dönemde kullandım. Çok çabuk kuruması önemliydi. Ve kolajı çok seviyordum ben. Neden seviyordum? Çünkü pop sanatçıları ilk başlarda kolajı çok kullanmışlar. Kolaj tam güncelliğin karşılığı aslında. Bir bakıma da bu enstelasyonların temelini oluşturuyor diyebiliriz. Ben sokaklardan topladığım billboardlardan vesaire koca koca büyük şeyleri yırtıp atölyeye götürdüm. Büyük bir atölyemiz vardı. Orada onlar kolaj, boya karışımı şeyler yapmaya başladım. Hocamız Mario Deluigi çok seviyordu. Ben ondan sadece molto bene, turco diyerekten sarıldığını biliyorum. Pek bir şey vermedi o bağlamda. Yani sadece motive ediyordu. Sanatçının nasıl özgürleşebileceğini aslında doğal bir ortamda dediğiniz çok doğru. Mesela bir model çalışılan bir bölüm vardı. 10 tane model vardı, çıplak model. Erkek, kız, şişman, zenci, beyaz, bilmem küçük boylu, büyük boylu falan farklı farklı insanlar etrafına. Seçmeyen çiz şeklinde. Şimdi bir tanesi bile yok. Devasa büyük bir alan atölye var. İsteyen istediğini yapıyor. İşte bu dedim ki bizim atölyelere gittiğiniz zaman bu İstanbul'dan bahsediyorum. Kurallar. A'nın atölyesi, B'nin atölyesi, C'nin atölyesi belli oluyor. Böyle bir sanat eğitimi olmaz diye düşündüm oradan o zamanlar. Oradan çıkan da zaten nereden çıktığı belli oluyor. Yani baktığından kimden mezun olduğunu görüyorsunuz. O ikisini peş peşe sorarken bu farkı yaşayan bir sanatçı olarak. Şimdi atölyelerde de bir özgür kavramı hala da çok var mı yok mu tartışılır değil mi? Çünkü mesela Adnan Bey, öğrencileri çözebiliyoruz hangi hocanın atölyesinden. Evet. Aşağı yukarı geldiğini. Adnan Çöker'in belirli bir şeyi vardır. Belirli bir anlatımı vardı ve değerlendirmesi vardı. Onu takdir ederim gerçekten. Bir kere öğrenciyi özgür bırakırdı ama ne doğrultuda özgür? Çağdaş sanat yapacaksınız derdi. Ve kendi resmini yapmaya çalışan bir öğrenci gördüğünde ona hiddetlenir ve hemen üstünü kapatmasını isterdi gözünün önünde. Benim gibi resim yapmayacaksınız derdi. Bu çok güzel bir şey aslında. Çok güzel bir şey. Özellikle birçok hoca da benim gibi yapacaksınız. Benim gibi yapmazsanız güzel olmamış. Evet. Diyebiliyor. Ben gibi olmayan bizden değildir. İllüstratif resim yapmaya katiyen karşıydı. Mümkün değil öyle bir şey yapmak. Figür yapın, soyut yapın. Beni ilgilendirmiyor derdi. Ama çağdaş sanatla, günümüz sanatıyla bağ kurun derdi. Bunu söylemem gerekiyor doğrusu. Peki bunlara rağmen siz öğrencinizin son yıllarında gerçekçi resimler yaptınız. Evet. Pop art, biraz hiperrealist çalışmalar yaptınız. Evet. Hatta gruplar içerisinde de yer aldınız galiba mi? Sonra toplumsal gerçekçi resim eserlere doğru kaydınız. Onu anlatabilir miyim? Düşünsel soyut motifler koydunuz. O toplumsal gerçekçiliği anlatmam gerekiyor. Evet. Her alana bir dokundunuz yani her şeye rağmen. Şimdi bu biraz tehlikeli bir sözcük olabilir, cümle olabilir. Her alana dokundunuz derken. Yani şimdi yani ben akademide öğrenciyim. Doğal olarak deneysel bir atmosfer içinde olmam gerekiyor. Dünyada ne olup bitiyor onları kavramam gerekiyor. O yüzden onu yaptım. Arkasından askerlik başladı. Uzun süren bir askerlikti. Yani saçlarımın dökülmesini de ona borçluyum zaten. Çok sıkıldım gerçekten. Yani akademi bitsin, sonra Salzburg'a git, Batı müzelerine tam tanı, Paris'e git falan. Tam özgür, büyük, koca koca resimler yapacakken 1976'da askerlik görevi sonrası İstanbul'a geldiğim zaman İstanbul'da, daha doğrusu Türkiye'de müthiş bir politik atmosfer vardı. Hatırlarsınız grevler vardı, yürüyüşler. Kimi zaman ölümler bile oluyordu bütün bunlar. Yani tam bir politik ortamın içinde buldum. Ve bir örgütlenmeyle beraber bizleri duvar resmi yapmaya çağırdılar. O dönemin genç sanatçılarını. Antalya'da duvar resmi festivali olacaktı. Biz hep beraber bir grup olarak, içinde kimler var? Mehmet Aksoy, işte İbrahim Örs, Orhan Taylan vesaire, Cihat Aral bir grup olarak gittik. Ve ben orada 37 metrelik büyük bir duvar resmi yaptım. Mezbaha duvarına. Çok önemli duvar olması ve insanların dokunabileceği boyutlardaydı. Yukarıda değil
amacın da insanlar resmin çok yukarılarda değil, kendi işlerinde olsun istemiştim doğrusu. Ben et kokusundan nefret ederim ama sanat için ona da katlandım. O mezbahanın kokusuna dayanamayarak günlerce çalıştım resmi. Bitiremedim ne yazık ki. Çünkü her gün resmime her kanaldan saldırılar oluyordu. Kimi gelip işte tek devri, tek yol İslam yazıyordu. Öteki ona karşılık tek yol devrim yazıyordu. Kimisi Tanrı Dağı kadar Türküz bilmem ne yazıyordu resim üzerinde. Neden sonra ben dedim ki bütün bunlar aslında bizim göstergemiz. Zaten ben de onu yapıyorum resimde. Yürüyen işte. Onlar da kalsınlar. Belediye başkanı çok aydınlık bir insandı. Selahattin Bey Tonguç. O da aynı kanıdaydı. Neden sonra bizler süreyi doldurduk. Döndüğümüz zaman üzerine tekrar boyalar atılmaya başlanmış resmin üzerine. Ve öyle korundu o resim. Tabii İstanbul'a geldim. İstanbul'da da duvar resimleri yaptım. Atina'ya gittim, duvar resmi yaptım. Sonra Kuşadası'na gittik. Kuşadası'na gitmemiz en son duvar resimleri yapma etkinliğiydi. Çünkü biz oradayken 12 Eylül 80'e baş gösterdi. 80'e geldik. Çok matraktır yani bir grup insan şeydeyiz, Kuşadası'ndayız. Tiyatrocu, sinemacı, bilmem yazar, karikatürist, şu fotoğrafçı, ressamlar da var, bizler de varız içinde. Hep beraber otobüse dolduk ve İstanbul'a geldik. Sonra 12 Eylül olunca herkes çil yavrusu gibi dağıldı. Ben resimlerden bahsetmek istiyorum. Diğer olay politik bir durum. Resimler daha sonra Kenan Evren tarafından duvar yazılarıyla bir tutulup sildirildi. En sonlardan bir tanesi benimdi. Onu da bir ara kendisi görüyor, ya bunu hala silmediniz mi diyor ve sonunda da benim resmim de siliniyor. O büyük resim. Yazık oldu tabii yani ne yazık ki bu durumlar ancak bizim ülkemizde olabiliyor. Yani başka bir ülke olsa bunları göz bebeği gibi korurlardı doğrusu. Dönemin bir de bir nevi temsili, arşivi gibi bir kayıt belgesi o. Aslında, belgesi aslında. Çünkü biz o güncel sanat yapıyorduk evet. Aslında. Hani şimdi güncel sanat lafı çok dolaşıyor. Evet. İşte yürüyüşler oluyor vesaire. Bendeki etkisini ben duvar resmi olarak yansıtmıştım orada. Devasa bir resim. Ve halk için yaptığımız için hiçbir zaman para almadık. Boğaz Toplu'na çalıştık orada. 37 metrelik duvar resmi. Şimdi müthiş bir şey tabii. Şimdiki evet. Gençlere bunu söyleseniz katiyen yapmazlar. Dönem değişti yani. Evet. Şimdi değil belki 90'lı yıllardan başlayarak dönem değişti. Yani Özal kuşağı ile beraber sanatın para ettiğini, zamanının para ettiğini söylemeye başladı sanatçılar. Hazır zaman demişken, hı-hı, sizin öğrencilik dönemlerinizden beri zaman kavramıyla evet, ilgili bir tutkunuz var. Evet. Sürekli bir sorgunuz var. İnsan ve zaman birlikteliği resimlerinizde anlatıyorsunuz. Hı-hı. Çözmek istediğiniz problem aslında neydi, nereden kaynaklandı? Bu konuyu biraz açabilir miyiz? Bir kere sanat katiyen hiçbir olayı çözmez. Sadece belirtir o. Yani evet, sanatçı çözücü bir adam değildir aslında. Hı-hı. Yani sanatçı etkiler. Ama sorusu var. Sorusu var. Yani. Kafasında mesela zaman kavramı benim çok ilgimi çekiyordu gerçekten. Çünkü bu fikre bisikletle vardım. Yani bisikleti sürüyorsunuz üzerine giderken, ben bisikleti çok severim. Giderken düşünüyordum ben. Şimdi pedalları çevirdikçe geri dönüşü yok bisikletin. Hep ileri gitmek zorundasınız. Ve zaman geçiyor, arkanızda kalıyor. Yorulduğum zaman bisikletten düşüyorum. İnsan yaşamı gibi. İnsan yaşamıyla çok özdeşleştirmeye başladım. Hatta 90 yılında Derimot Kültür Merkezi vardı büyük. Orada büyük bir sergi yapmıştım. Orada bizim göbek taşları gibi hamamlarda olan 6 tane büyük asamblaj yaptım. 3 boyutlu kolajlar yaptım yani. Ve bisikletimle onun etrafında tur attım. Gidona bağladığım kamera vasıtasıyla bisiklet tekerleğini ve fonda duyulan zil şıkırtılarını, çın seslerini falan kaydettim. Onu da serginin bir parçası olarak videoda yayınladım sürekli olarak oldu. Ekranda görünen şey tekerlekti. Tekerlek perspektif yaptığı için üçgen gibi görünüyordu. O zamanki göz ağrım üçgendi aslında. Üçgen de
Greer çadırlarından kaynaklanıyordu. Yani benim politik dönemimle ilgili yaptığım resimlerden kaynaklanıyordu. Yani politik dönemde elde ettiğim şeylerden bir tanesi çadır oldu. Çadır önce yayvandı, sonra dikey çadır oldu. Çadır derken hem Greer çadırları hem de Orta Asya'da yerleşik olan göçebe toplumu simgeleyen kendi atalarımızın yaşam tarzlarını göstergesiydi. Şimdi onların bütünü toparlandı ve dik üçgeni elde ettim ben. Arkasından Sultanahmet Meydanı'nı çok sevdiğim için, İstanbul'u çok sevdiğim için ağır ağır o dikili taşa ulaştı. Dolayısıyla bütün bunlar aslında zamanı gösteriyor. Ve dikili taşların üzerinde de o zamanla ilgili göstergeler var. Ben resimlerde yazı yazmayı da çok severim ara sıra, her zaman değil. Ondaki hiyeroglifler benim işime yaradı dikili taştaki. Ve gördüm ki dikili taş aslında bir uygarlık anıtı. Uygarlıkları betimleyen bir form aslında. Her uygarlık kendine ait bir şey dikiyor. Ben de dedim ki naçizane 20'den başlayıp 21. yüzyıla doğru sarkan Yusuf Taktak ne yapıyor? Onların göstergesi olsun diye düşündüm. Ve o zaman kavramı öyle girdi ve devam ediyor. Biraz şöyle mi acaba? Hani mesela dikili taşı koydunuz. O aslında bir kültürel simge. Geçmişimizi ifade eden bir kültürel simge. Bisiklette biraz modernizmi ya da geleceğe dönük ileriye ilerleme. Değil mi? İlerlemeyi, aydınlığı. Hep ileri gitmeyi simgeliyor. İleri gitmeyi simgeliyor. Yani biraz aslında modernizmle geçmişi bir araya da getirmek gibi. Ama anı da tutmaya çalışıyor o arada. Evet. O an. Bir kere bisiklette hareket var, devinim var. Bisikletin kompozisyonuna baktığınız zaman üçgendir. Üçgen o zamanlar aşıktım üçgen formuna. Ve bisiklette üç tane üçgen form var aynı zamanda. Yani konstrüksiyon öyle oluşuyor. Ve insan geldiği zaman üzerine o da üçgenin bir parçası oluyor. Doğru. Ben şunu söyledim sonra. Ya ben dedim fotoğraflar çok güzel yansıtıyor. Fotoğraf yüzyılımızın en büyük icadı. Çok güzel fotoğraflar çekiliyor. Ressam fotoğrafın ötesinde bir şey yapması gerekiyor. Fotoğrafı da kullanabilir. Tabii ki. Ama ben başka bir şey yapmam lazım geliyor. Ne yapmam lazım geliyor. O yüzden ben fotogerçeklikten ayrılmaya başladım. Yani ben bir insan olarak ruhumda özümsediğim şeyleri nasıl dışa vurabilirim? Onları vermeye başladım. Dolayısıyla bu işler çıkmaya başladı. Yani bir şey illüstre etmemek, onun hikayesini anlatmamak, dolaylı olarak anlatmak ve sanat tarihine baktım. Kütüphanem aşağıda gördünüz. Evet, muhteşem. O kitaplarda gördüm ki sanatçılar, büyük sanatçılar direkt değil, en direkt anlatmayı tercih ediyorlar. Doğru. Siz de zaten anlatıyor. Bunu tercih ediyorsunuz. Ben de bunu tercih ettim. Evet. Yani orada figürü birebir yapmak yerine ona mesela bisiklet insan olmadan belli bir anlama sahip olmaz. Ancak insan olduğu zaman bisiklete kavuşur. O kavrama kavuşur. Ya da insanla özdeşleşmiş bir şey çünkü insan sürmek zorunda bisiklet. O onu demek istiyorum. Yani bu çok önemli. Evet. O yüzden pardon bağlayacağım. Dolayısıyla insanı simgeleyen dolaylı bir form olarak bisiklet girdi. Ve o yüzden de benim simgem oldu. Sizin zaten mührünüz gibi bunlar. Evet, yani bisiklet, işte dikili taş evet, üçgenler. Yazılar. Bir de ara ara girip çıkan merdivenler var değil mi? Tabii. Bazen kadın figürleri girdi. İşte orada da zaman kavramı söz konusu. O zamanlar henüz daha bilinçle zaman kavramını söylemiyordum ama alttan alta böyle bir takım kaşımalarda bulunuyordum. Zaman kavramı, ilerlemek, hep ileri gitmek bisikletle ilişki olduğu için o ziguratları çok seviyordum mesela. Bayılıyorum, hala bayılırım. Kim bayılmaz ki? Tabii. Yani onlar oradaki merdiven gibi formlar hoşuma gidiyordu. Merdivende yükselme formu var, ileri gitme konsepti var. Onlar hoşuma gidiyordu. Şimdi direkt anlatımı seçmiyorsunuz, indirekt anlatım yapmaya çalışıyorsunuz. Peki siz bunu yaparken aslında bir amacınız var, bir şeyleri anlatmak istiyorsunuz. Anlayabiliyorlar mı? Çünkü bizim halkımızda genelde şöyle bir şey var. Hani görüp baktığında hani orada belli bir şeyi görecek, onu anlayacak, ondan sonra resmi beğenecek. Hani bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Ben sergilerimde şöyle bir adetim var. Sergi açtığın zaman eskilerde olanların yaptığı gibi değil, ben açtım isteyen anlasın, istemeyen anlamasın gibi bir tavır değil.
sergilerinde başından sonuna kadar bulunmaya çaba gösteriyorum. Ve her gelen kişiye derdimi anlatmak istiyorum. Bütün az önce söylediklerimin özeti de dahil olmak üzere. Dolayısıyla gelen izleyici zaman ayırıyor ve baktığı zaman da daha farklı yaklaşmış oluyor resimlere. Şimdi anladım diyor. İşte bu çok önemli bir şey. Mesela zaten şey diyorsunuz değil mi? İşlerimi sergi mekanına taşıyıp derdimi anlatmaya çalışıyorum. Evet, evet. Bir dert anlatma çabası olmalı mı sanatçıda? Yani resimleri koyup anlamaları mı? Sizin durup orada o resimleri anlatmanız mı? Valla bu bir şey değil katiyen. İzleyici olması gereken bir şey değil katiyen. Olabilir de olmayabilir de. Yani isteyen kişi anlatabilir, anlatmak da istemeyebilir. Yani bu sanatta reşit olmaz elbette. Hı hı, tabii ki. Benim işlerde de aynı şeyi söylemek isterim. Ben anlatmayı tercih ettim. Biraz da ben sanatçı Sarkis'i çok severim, yaptığı işleri çok severim. Bir dönem çok daha iyi ilişkiler vardı. O da Joseph Beuys'u çok seven birisi, onun işlerini çok takdir eden birisi. Bir ara Paris'te olduğum sürede bolca konuşmuştuk. Onun bana söylediği bazı şeyler vardı. Doğrusu hiç unutmuyorum onları. Bir kere sanatçı çok sergi açması gerekir dedi. Ama yani, siz çok sergi açan bir sanatçı değilsiniz. Ama çok çalışıyorum. O ayrı. Ama izleyiciyle buluşma kısmı... Yani ben dedim ki... Sergidir sonuçta. Yani bir sanatçının resim sergisi açması tıpkı edebiyatçıya benzer. Yani bir roman, iki senede bir roman çıkabilir ya da bir senede bir... O yüzden biz de bir şeyi anlatıyoruz, bir derdimiz olması lazım, bir felsefesi olması gerekiyor serginin. Anlatacak bir şeyleri biriktirecek bir zaman olması lazım. Biriktirecek yani, laf olsun diye ikide bir sergi açarsanız o da etkisiz olur bence. Yani hem kendime hem de topluma karşı saygısızlık yapmış olurum. Ben laf söyleyeceğim zaman, bir şeyler ifade etmek istediğim zaman ve elbette mekan hoşuma giderse. Mekan çok önemli. Hı hı. Yani bazen es geçiyoruz. Her galeride sergi açmak istemiyorum ben. Yani benim serginin bulunabileceği bir mekan olması gerekiyor. Evet. Yani o dönem yaptığım resimlerin boyutları da çok önemli. Küçük mü, büyük mü, dağ mı büyük neyse bunlar da son derece önem taşıyor. O atmosferle çünkü, birleşecek çünkü. Evet, boşlukta bir şey koyuyorsunuz. O şeyin sözünü iyi ifade etmesi gerekiyor. O yüzden de beklemeler oluyor. Aslında bir sergide bir hikayeyi birleştirmek gibi sizin yaptığınız atmosferi, sizin anlatımlarınız, ya da işte sanatçı söyleyecek bir sözü olduğunda bunu sergiyle insanlara aktaracak. Mesela Maşa Galerisi, ben Rabia Çapa'yı çok severim, yaptığı etkinlikleri de çok çok severim. Hiçbir zaman karma sergilerine katıldım ama konseptli sergilerine kişisel sergi açmak için belli bir şey olmadı. Yani resimleri gidip de koymak istemiyordum. 2015'te galerinin kare duvarları var bilirsiniz. Evet. Onlarla beraber bu sergi bir enstalasyon yaptım oraya. Gösterelim onu. Evet. Bu işte bu sergi o mekana uygundu. İlgili de, mekana da uygun bir şeydi. Hem içeriği hem biçimiyle özdeşleşti ve benim vermek istediğim verdi. Ben bunu 5 sene önce yapamazdım örneğin. Yani kızım Defne'nin arkadaşının babası ayakkabı kalıpçılığı, dedelerinden gelen bir şey var. Ayakkabı kalıpları vesaire falan. Dolayısıyla ben bu sergiyi oluşturma fikrine sahip oldum. Yani her serginin bir yaratım süreci oluyor. Onu ya sabırla ya da heyecanla beklemesi gerekiyor sanatçının. Yani eskilerin dediği ilham diye biz bunu aşağılarız ama o gerçekten olan bir şey. O ilhamın gelmesini beklemek gerekiyor ki vurucu noktayı koymak açısından bence. Evet. Şimdi ben sorarım sana. Ben şeyi sormak istiyorum da şimdi biz sizi yıllardır takip ediyoruz. Sağ olun. Sürekli de okuyoruz. Yazılarınızı da okuyoruz. Sergilerinizi de takip ediyoruz. Şimdi sizin şöyle bir yönünüz var. Belki diğer sanatçılardan biraz ayıran bir yön sizi. Gerektiğinde birçok sanatçıyla çatışmaya da girebiliyorsunuz. Yani, ve benim gözlemim doğrudur umarım. Şu ki siz yeniliğe açık olmayan, sadece kendi konumunu korumaya çalışan
yeni fikirlere, gençlere yol açmayan ya da onları engellemeye çalışan kişilerle gerektiğinde çatışıyorsunuz. Akademide oldu bu, evet. Böyle bir şey. Ben akademiden ayrılma sebebim de budur aslında. Orada hala anlamsız bulduğum saçma sapan bir tartışmanın ortasındaydık. Soyutçular ve figürcüler, evet, diye. Ya sanatta soyut figür ayrımı yapılamaz. Yani hiçbir sanat ruhu, sanat duygusu bunu kabul etmez. Böyle ayrım olabilir mi? Sanat varsa sanat vardır. Ve siz burada ciddi bir tepki gösterdiniz. Elbette, çünkü o karşı tarafın, karşı taraf demek zorundayım ne yazık ki, temsil ettiği şey alabildiğine yüzyıllardan beri yapılan figüratif resimleri yapmayı öneriyordu. Ve basma kalıp şeyler vardı bana göre. Oysa çağdaş sanat önü açık olan, çok açık olan bir şeydi. Ama bunların tümünün temelinde akademide bence hala aynı düşüncedeyim. Giderek bu daha da kendini kanıtladı. İktidar problemiydi. Akademi, her yerde olduğu gibi. Akademi yönetiminde iktidar problemiydi. O yüzden birçok sanatçıyı gücendirdiler, kaçırdılar ne yazık ki akademiden. Sonuçta şimdiki haline ulaştı ne yazık ki. Yani adının hakkını verdi, akademi oldu. Eskiden İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Türk sanatının çağdaş sanatlarına yol gösteren bir kurum vaziyetindeydi. Öncülük ediyordu. Öncülük ediyordu tabii ki. Öncülük ediyordu, bir de sanat piyasasını belirleyen bir yerde, öyle, evet, değil mi? Yeni Eğilimler sergisi mesela oradan çıkmıştı. Tabii. Öğrencilerini ve kendini... Vizyon koyabiliyordu. Bravo, tabii. Tabii, tabii. Şu anda basma kalıp mı olarak değerlendiriyorsunuz? Bence öyle oldu. Çünkü daha önce bakın Bedir Rahmi Eyüboğlu vardı. Farklı bir kulvar. Adnan Çöker öyle. Özdemir Altan gene çağdaş sanat, o başka, hı-hı, bir tarafı var. Neşet Günel başka bir tarafı var. Devrim Erbil vardı. Hı hı. Ve bütün bunlar akademideki hocalarıydı. Bunların hepsi de farklı şeyler, farklı anlayışlar. Ve Türk sanatında belirgin bir yere sahip olan sanatçılar. Dolayısıyla bu zıtların ayrılığı bitip hepsi bütünleşince tek söz söylemeye başladılar. Biliyor musunuz? Bu çok tehlikeli, yani, bir şey. Evet. Her alanda. Bakıyorsunuz Neşet Günel'in öğrencileri her atölyenin hocası oldular şimdi. Anlıyor, hı, musunuz? Anladım. Yani seramik uygulama atölyelerinde varlar, atölyelerde varlar. Dolayısıyla her anlayış sahibi... Kadrolaşma başladı. Kadrolaşma başladı. Dolayısıyla bir sıkıntı oldu. Ben de o sırada işte 90 yılıydı galiba. Bir sınav zamanı olmuştu. Yapılan bir yanlışlığı katiyen kabul etmedim. Ve o anda istifamı verdim, ayrıldım. Çok mutlu oldum elbette yani. Bizlerin asıl mesleği ressamlık, resim yapmak. Yanı sıra hocalık yapıyoruz, bilgimi paylaşmaya çalışıyorum. Elbette bundan da son derece memnunum. Yani bir takım öğrenciler yetiştirdim. Çok iyi ressamlar, çok iyi sanatçılar var işlerinde. Ama asıl mesleğime dönmek zorundaydım. Döndüm o sırada. Şimdi bu anlattıklarınız, şu lafınız o zaman çok güzel ifade ediyor. Sanatta çok seslilik önemli diyorsunuz. Evet. Çünkü sanat dünyamızı bu genişletecektir. Evet. Bu söylediklerinizi aslında bu cümleniz ben anlatıyor de, değil güzel mi? Söylemişim bence, doğru. Şunu düşünebilir miyiz? Şimdi biz o ortamı bilemediğimiz için hep anlatılıyor bize. Anlatılıyor işte, ya da okuyoruz. Adnan Çöker atölyesi vardı. Vedir var. Bir atölyeye diyelim ki ben Adnan Çöker atölyesindeyim. Ama diğer atölye ekollerini de izleme lüksüne sahibim. Elbette. Bu çok seslilik de hani o atölyenin bireyi değilim ama onları izlerken de beni de besliyor aslında. Elbette. Karşıyı da görüyorsun. Evet. Farklı bir ekolü de görüyorsun. Öyle değil mi? Öyle olması gerekiyor aslında. Çok hatta geleneğe yakın, daha figüratife yakın, daha soyuta yakın, daha işte ne bileyim daha boheme yakın olanı. Evet, evet. Hepsini bir izleme, o, evet, iklimleri görüyorsunuz orada. Yani genç birisi gidiyor akademiye ve kendini henüz bulamamış gerekiyor birisi. Gittiği zaman ben şuyum deme hakkına sahip değil. Ya da seçenekleri olmalı, değil mi? Olması gerekiyor. Olmalı. Mesela bir başka şey daha var. Kulesuar vardı. Yani çıplak modellerin çalışıldığı, öğleden sonra daha çok bir atölye vardı. O atölyeye bizden önce daha çok giderlermiş. Mimarlar, dekorasyon, dekoratif resim bölümünde olanlar, heykeltıraşlar vesaire gidiyorlar. Dolayısıyla mesela birçok mimar resmi tercih ediyor. Bazı ressamlar, resim bölümünde olanlar ben daha çok heykel yanlısıyım diyor, heykele geçiyorlar. Ya da heykelse resmi tercih ediyorlar. Bu neden oluyor? Atölyelerin birbirleriyle sıcak iletişimden kaynaklanıyor bence.
Ve doğru o iletişim buluyorsun. Kopartıldığı zaman bu olacak dediğiniz zaman, tek ses olduğu zaman bu iletişim kayboluyor ne yazık ki. Bence sanat eğitiminde böyle olması gerekiyor. Daha sonraki dönemlerde bunu biraz daha abarttılar. Yani eğitim sistemleri farklılaştı biliyor musunuz? Yani biz bir dönem Fransız eğitimine, Paris ekolüne bağlıydık. Daha sonra Almanya'ya gidenler oldu. Ali Çelebiler, Zeki Kocaemiler vesaire. Alman ekolünün etkisi oldu. Neden sonra tatbiki güzel sanatlar açıldı? Onlar da Alman ekolüne talipliler. Ama daha çok grafik alanında kendilerini gösteriyorlardı. Bu adı da dekoratif resim bölümüydü zaten onlarınki. Ve neden sonra da 60'lı yıllardan sonra Amerikan sanatının etkisi olmaya başladı. Bu etkilenme sürecinde bizim Türk sanatçısı ne yazık ki hepsinin kılıfına girmeye çalıştı. O yüzden de kendi sanatımızı yaratamadık bence. Yani Fransızlar gibi, Almanlar gibi, Amerikalılar gibi yapmaya başladığınız zaman o zaman biz gibi olmuyor. Yani elbette ben çok milliyetçi açısından bakmıyorum ama ben İstanbul'da yaşıyorum ya, İstanbul'un toprağında yaşıyorum. İstanbul'da o kadar çok kültürler gelmiş geçmiş ki ben bunları özümseyemeyip gidip hiç yaşamadığım Paris'in Sen Nehri'nin resmini yapamam ki. Hocam sizin bir lafınız var. Orientalist kompleks diyorsunuz. Bunu daha önce ben çok duydum. Ne demiştiniz ki biz bundan dolayı, yani böyle bir tanım yapıyorsunuz ve bundan dolayı batılı sanat adamı işlerime ne der diye bir korku içinde, evet, Türk sanatçıları, evet, diyorsunuz. Hakikaten çok çok ilginç bir tespit. Demin ki anlatılanların üzerine, evet, değil mi? Evet. Girmeye onun, çalıştığımız kılıflar. Tam onunla bağlantılı olduğu için özellikle soruyorum. Bugün bu komplekste bir değişiklik oldu mu? Hala aynı durumda mıyız? Elbette değişiklik oldu. Çünkü Türk sanatının batıdan etkilenme sürecindeki mesafe ağır ağır kapanmaya başladı. Bence bunun gerekçesi kitlesel iletişim araçları. Yani internete bağlısınız. Anında ben Amerika'da, Londra'da, New York'ta, ne Japonya'da ne oluyorsa anında haberdar oluyorum. O yüzden bu ara kapanmaya başladı. Bir dönem yani ben öğrenciyken hatırlıyorum. Ali Çelebiler, Zeki Kocaemiler daha Zeki Kocaemi ölmüştü de Ali Çelebi hayattaydı. Cevat Dereli hakeza öyle. Onlar bir iki kez yurt dışına gitmişler ve o anda ne öğrendilerse onu sürekli yapıyorlardı. Dolayısıyla yapa yapa da yapıldığı şey aşınmaya başlıyordu, eskimeye başlıyordu yani. Kendilerini yıpratıyorlardı. Diri değildi, diri bir de değildi. Yeniyi takip etme şansları çok düşüktü. Ancak gidecekler de görecekler. Ve o dönemde işte batıdan bir takım insanlar geliyordu buraya, sanat tarihçi vesaire. Mesela 1954 yılında bir istihsal diye yarışma olmuş. Belki belgelerden okumuşsunuzdur. Ben de çok dikkatle izlerim onu. O dönemki akademi hocaları da bu yarışmaya girmişler. Çünkü Yapı Kredi Bankası çok büyük para veriyor. Bütün hocalar kuyruğa dizilmişler. Ve içlerinden Aliye Berger'in resmi birincilik kazanıyor. Aliye Berger eğitimli değil. Amatörce akademiye gidip geliyor misafir öğrenci gibi. Onun işinin ödül alması müthiş bir şey. Gelenler de batıdan gelen, işte o zaman Venturi var, Herbert Reed o zamanın efsane sanat tarihçilerinden bir tanesi vesaire. Onlardan puan alıyor bu. O dönemlerde işte bunu uzatabilirim ama başka bir konuya gider. O yüzden kesiyorum burada. O dönemlerde yurt dışından gelen bir takım sanat yazarları, eleştirmenler olduğunda bizim hocalarımız, başta akademi hocalarımız kuyruğa diziliyorlarmış. İşte ellerindeki resmi gösterecek ve onlardan bir övgü ya da bir olur alacak, okey alacak. Ama şu anda doğrusu bizim günümüz sanatçıların umurunda değil bu olay. Çünkü oluru vermesi gerekenler, evet, başkaları. Evet. Yani o dönemden bu döneme çok değişim oldu Türk sanatında. Tabii gerçekten ki çok olumlu ve çok sesli. Bir dönem bakıyorsunuz, diyelim kübizm etkisiyle bir şey var, bir anlayış var. Onun karşısında bir de figüratif anlayış var. Bu kadar, bitti. Şimdi fotoğraf çeken var, video çeken var, resim var, heykel var, enstalasyon var. O kadar çok dilli ki ve bunların arasında da kişilik farklılıkları var. Dolayısıyla çok sesli bir durum var.
Bu aslında yaratıcılığı da artıran bir şey. Evet, galericiler çoğaldı, koleksiyonerler çoğaldı. Artık resim para etmeye başladı. Yani bunu söylemekten çok utanıyorum ama bizim akademide atölyeye gittiğimiz zaman duvar kenarında hocalarımızın resimleri vardı. Kim bunlar? Ali Çelebi'nin, şunun, bunun resimleri vardı. Yani bir tanesini koltuğun altına götürsen kimse umursamazdı bile. Hatta aldığın zaman teşekkür ederim ya koyacak yerim yoktu falan diyebilirdi. Yani bu şunu demek istiyorum. Önemli değildi. Satışı yoktu çünkü. Meta değildi. Satılacak bir şey durumda değildi. Oysa şimdi çizdiğiniz şey değer yapmaya başladı. Bu Türk sanatçısının lehine bir şey. Ve o oryantalist kompleksten ağır ağır kurtulmaya başladı Türk sanatçısı. Bu çok olumlu bir şey bence. Yani özgün sanatı yaratma konusunda doğru yolda ilerliyoruz diye düşünüyorum. Peki sanatçıların bireysel olarak batıya biraz gittiler geldiler işte tekrar ettiler falan. Şu anda batıya gidip etkinlik yapmaları, işte orada sergiler açmaları, işte ne bileyim biennallere katılmaları, ülke sanatını uluslararası boyutta bir yere taşır mı? Bireysellikten ama. Bireysel olarak gidiyor evet. Bu konuda daha başka neler yapılmalı? Valla şu anda bir kere şunu belirtmeliyim. Devletin sanatçımıza hiçbir katkısı yok. Tersine kimi zaman gölge ediyor. Şimdi yurt dışında duyulan, yurt dışında koleksiyonlara katılan birçok sanatçımız var, genç sanatçılar var. Müzelerde resimleri bulunuyor. Onlar tamamen bireysel çabalarla oluşturulmuş şeyler. Bireysel çabasını yani o donanımı bulamayan da çok daha yetenekli gidemeyenler de var. Kuşkusuz var. O yani biraz tabiri caizse girişken bir tip olursan işte küratörü buluyorsun, dilinde varsa eğer finansman vesaire falan. Yurt dışına tabii ki çok mesela bazı yurt dışına sergi götürmek çok zor gerçekten. Yani şu anda ben Yusuf Taktak olarak resimlerimi sarsam götürsem bin bir türlü tabii problem çıkartırlar karşıma. Bir sürü tabii bürokrasiyle uğraşacaksınız. Evet, evet, evet. Nakliyata uğraşacaksınız. Yani yurt dışına çıkmak için bunlar sanat eseri değildir diye bir yazı almanız lazım. Çok trajikomik bir şey böyle bir şey. Ben de bunu bildiğim için. Sanat için gidiyorsun yani. Evet, evet. Bunu bildiğim için ben bütün resimlerimi bir sergi yapmıştım Düsseldorf'ta. Bütün sergilerimi şasilerinden çıkardım. Onları rulo haline getirdim. Koltuğumun altına koydum. Düsseldorf'a gittim. Boyutlarını vermiştim galericiye. Hazır şasilere geldik bir günde ve sergiyi açmıştık. Bundan kurtarmak için kendimi. Örneğin Özdemir Altan'ın bir sergisi tamamen gümrükte çöp oldu yani. Çok yazık. Çok yazık tabii. Gerçekten, çok yazık. Çok. Yani özet olarak çok derin bir mevzu bu. Evet, evet. Yani bence günümüz sanatçısı ne yapıyorsa kendisi yapıyor. Yeter ki devlet bunu engellemesin. Ama şimdi uluslararası platformda Türk sanatçılarından bahsedebilmek için de bir tane, iki tane, üç tane de yetmeyecek. Dolayısıyla bu sayı çoğalmalı ki, elbette, değil mi? Elbette. O zaman bir Türk sanatının uluslararası temsil edildiğinden bahsedebilir hale geliriz. Sanatçılar çoğaldı çünkü YÖK'le beraber yani 80 ihtilalinden sonra Güzel Sanatlar Fakülteleri çoğaldı. Nicelik çok. Ama nitelikte azalma oldu. Hatta çünkü o hocalar ne var onu da konuşalım istiyoruz. Buyurun. Sizinle. Bakın bir araştırma yapılıyor. Anket yapılıyor. Anket yakınlar. İnternet üzerinde. Birçok Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakültesi öğrencileri katılıyor bu ankete. Evet. Ve sonuç bize göre çok vahim. Evet. Sanat tarihiyle felsefe arası tarihiyle pardon felsefe arasındaki farkı bilmeyen ressam adayları. Olabilir. Ve çok yüksek oranlar bunlar. Şimdi buradan baktığımızda eğitim alanında hani sayı artmış ama içeriğin çok düşük olduğunu hatta belki de olmadığını görebiliyoruz bu değerlendirmede. Şimdi burada ne yapmak lazım? Bence burada öğrencinin hiç kabahati yok. Kesinlikle. Öğrenciler bir sünger düşünün. Ortadaki nemi almak üzere geliyorlar. Yani ne verirseniz onu alacak. Zavallıya iyi bir hoca gelmezse başına ne yapsın o? İlk başta konuştuğumuzda. Eğer ressam olacak, resim heykel müzesi yoksa eğer ne yapsın o? Tabii. Reprodüksiyonlarla büyük sanatı görmesin ne yapsın o? Tabii. Müzik dinleyemezse ne yapsın o? Burada en büyük sorun gene devlete dayanıyor. Siz öğrenciye gerekli donanımı vermediğiniz zaman öğrenci de onları da bilemez doğal olarak. Yani bina bırakın onu yapmaktan bitmiyor. Güzel sanatlar olmuyoruz. Olmuyor tabii elbette olmuyor.
Ama bunun içinde yırtanlar oldular. O yüzden de çok diyorum ben. Hı hı. Yani niteliği iyi olan kimi okullardaki öğrenciler İstanbul'dan kaçtılar. Bir yerlere gittiler yurt dışında. Kendilerini tanıttılar ve tanınıyorlar gerçekten. Bu çok mutlu bir şey. Ama İstanbul Biyenerleri buna neden oldu. İstanbul Biyenerlerinin başlangıcını da biz öncü sanat sergisiyle 80'li yıllarda biz oluşturduk. Yani o konuda kendime pay çıkartmak istiyorum izninizle. Yani öncü sanat adını da koydum ve bir grup ortaya koyduk. Öncü sanat sergisi grubu. İçine katılanların tümü de Türkiye'deki belli başlı sanatçılar oldu. Çağda sanat yapan insanlar. Beşinci sergide o dönemin Kültür Sanat Vakfı'nın başkanı Aydın Gün'dü rahmetli. Çok iyi bir sanatseverdi. Oğlu da biliyorsunuz ressam Mehmet Gün. Son sergide geldi dedi ki bana, Yusuf Bey dedi, sizin bu sergilerinizi başından sonuna kadar izledim. 5 yıldır devam ediyor. Şu anda anlıyorum ki artık İstanbul'da bir Biennale açılması gerekiyor. Yani ondan sonra 89'du sanıyorum ilk Biennale. Bir yıl sonra Biennale'ler başladı bizde. Yani Biennale havasına girmeyi sağladı bizim bu öncü sanat sergileri. Daha önce de Yeni İlimler Sergisi vardı akademinin düzenlediği. Evet. Ama bizimki tamamen bireysel, yani sivil inisiyatif diyelim biz buna. Akademi destekliyordu diğerlerini. Tabii yani devletin etkisiyle vardı. Bir şey yani burada ne ben Yusuf çağırdı, Ahmet'i, Mehmet'i, Veli'yi vesaire falan oturduk bir yerde ve böyle bir şey yapacağız. Sadece kendi sanatımızı oluşturacağız diye. Sonunda devam etti bu. Evet. Şimdi yavaş yavaş sürenin sonuna geldik ama son bir soru mutlaka onu sormak istiyorum ben. Siz müzede çalışırken yaptığınız onlarca sergi var. Çok sayıda sergi yaptınız. Sizin çok ciddi bir arşivci yanınız var. Biz onu iyi biliyoruz. Ki biz de zaten bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu programda da bunu yapmaya çalışıyoruz. Kutlarım sizi. Şimdi bunlarla ilgili belgeler var mı o yaptığınız sergilerle ilgili? Yoksa bütün hani Türkiye'deki geçmişte olduğu gibi bir anı olarak belleğinizde mi kaldı? Bunu sormak istiyorum. Bir de buna ilave akademi ile bakanlık arasındaki çatışmalar nedeniyle müzeye gelen eserler kesintiye uğradı diye bir tepki gösterdiğiniz bir dönem var değil mi? Ben doğru, onu çok iyi hatırlıyorum okuduğum şeylerden. Böyle bir açıklama yaptınız. Neydi o olay? Ne değişti? Neye ne tepki gösterdiniz? Şu an ne durumda? Bir de onu dinlemek istiyorum. Elbette. Ben müzedeyken gerçekten çok sergi açtım. O dönemlerde akademinin bir matbaası vardı. Matbaada dehşetengiz bir güzel makine ama onu hayata geçirecek, iyi baskı yapacak elemanları yoktu. Sıradan devlet memuru gibi insanlar vardı. Dolayısıyla hiçbir kataloğumuz, broşürümüz vesaire falan ne yazık ki olmadı. O sergileri de sadece ben biliyorum, ben yaptığım için. Mesela 2 tanesi aklıma geldi. Bir tanesi Hadi Baran'ın ki Türk sanatı ne yazık ki tanımıyor. Yani tanısa tanısa Kuzgun Acar'ı tanır. Bir de İlhan Koman'ın Akdeniz heykeli vardır. Onu popüler olduğu için tanır. Ama Hadi Bara bence bunların hepsinden de öte bir adamdır. Çok entelektüel birisi olduğunu duydum ben. Kendisini tanımadım ne yazık ki. Ben akademiye girdiğim zaman vefat etmişti. Ama Adnan Çöker onu çok sevdiği için ondan çok şey, çok kültürlü birisi olduğunu, yaptığını çok iyi bilen birisi olduğu. Soyut heykeller bunlar. Mesela güzel bir Hadi Bara sergisi yapmıştım. Mesela bir tane ressamların paletleri sergisi yapmıştım. Yani öyle değişik bir şey ki Abdülmecid Efendi'nin kocaman devasa bir paleti, bir tarafında da tuğrası var. Osman Hamdi'nin paletleri var. Yok değil mi bunların hiçbir belgesi yok? Yok. Hoca Ali Rıza'nın bilmem nesi var. Ama bunlarla kalmadım. Sabri Berkel'den de rica ettim. Sabri Berkel'in paleti camın üstüne boyaları karıştırıyordu. Ve kurumasın diye onları bir küvetler var. Fotoğrafçı küvetleri vardır. Su doldurup içine. Suyun içine daldırıyordu. Çünkü havayla temas etmediği için boya kurumuyor. Pıhtılaşmıyor vesaire falan. Yani bu tür enteresan, çok enteresan fotoğraf sergiler yaptım orada. Ne yazık ki kayboldu gitti. Sonra fotoğraf var mı onlardan çekilmiş ya da katalog var mı? Hiçbirinden yok. Akademideki fotoğrafçılar gelip çekiyordu. Ama o sırada öyle bir şey ki inanın
şu andaki kafa yapısı yoktu. Ben orada arşiv memuru gibi hissetmiyorum kendimi. Sadece benim atamama özelliğim var. O dedenden kaynaklanan bir şey. Bendeki bütün dokümanları vesaireyi falan filan bırakıyordum kendimde. Neden sonra onlar arşive dönüşüyor. Arşiv günümüz sanatının bir parçası diye de bir ifadeniz var. Evet, evet. Çok önemli gerçekten. Çok önemli gerçekten. Çok, çok önemli. Hatta arşivle sanat yapanlar var şimdi, biliyor musunuz? Evet. Biraz da onu bildiği için Vasıf Kortun çok sahip çıktı, sağ olsun. Onun sayesinde aşağıdaki arşiv daha ciddi bir yere oturdu. Bu bağlamda başka bir sorun var. Evet, o çok önemli. Ha, devlet sergileri ile bakanlık arasındaki bu şu anda İstanbul Resim Heykelmesi kapalı. Evet. Kaç yıldan beri kapalı. Ne yazık ki öyle bir ortamda yaşıyoruz ki bizler belki kapandığını unuttular, orada duruyor. Evet, evet, evet. Depoda duruyor şu anda. Evet, resimler. Evet. Biz de mesela biz öncü sanat sergisi yaptığımız zaman her gün aleyhimizde yazılar yazılırdı. Bir şey yapıyoruz ya. Türkiye'nin adeti de yaptırmazlar. Evet. Şimdi şu anda müze kapalı, kimsenin umurunda bile değil. Müze açıldığı zaman başlar dedikodu. Tamam mı? Şu anda akademi ne yazık ki bu konuda çok pasif kaldı. Ve elindeki Atatürk'ün de bize hibe ettiği hareket köşkünü, yani veliaht köşkünü kaybetti. Elimizden kaybettik ne yazık ki. Ve şu anda resimlerimiz depoda duruyor. Ve ne zaman yapılacağı belli olmayan antrepo binasını bekliyoruz dört gözle. Ama bu arada kaç dönem öğrenci mezun oldular, gittiler. Kimsenin umurunda bile değil. Oysa bu bir eğitimin kaç parçası. Kaç müteahhit değişti, kaç değişti. Nasıl ama, başlayıp nasıl bitecek? Ama, siz o dönemde o açıklamayı niye yaptınız? Hani bakanlıkla akademi arasındaki çatışmadan dolayı kesintiye uğradı. O yüzden tepki gösteriyorum, ayrılıyorum dediğiniz açıklamanın nedeni neydi? Bir dönem müzenin bütün eserleri devlet sergilerinden geliyordu. Resim ve heykeller, ödül alanlar, başarılı bulunanlar resim heykel müzesine geliyordu. Neden sonra akademinin bakanlıkla bağları kopmaya başladı. Bakanlıklar sürekli atları değişiyordu vesaire falan. Ve Ankara'da bulunan sanatçılar da biz suyun başındayız. Oysa bütün her şey İstanbul'a gidiyor diye gerilimler başlamıştı o dönemde. Ve bunların yanı sıra bir de jüri meselesi vardı. Her sene jüri oluşturuluyor. Akademideki belli başlı hocalar jüri oluyor. Olmayan arkadaşlar ödül veriyorlar. Bu ayyuka çıkmıştı. Hatta Hamit Görel'e bir anekdotu söyleyeyim ki tam yerine otursun. Beni telefonla aradı. Yusuf dedi, bu seneki devlet sergisinin jürisine bakar mısın? Eğer Sabri Berkel varsa ben katılmayacağım dedi. Çünkü araları iyi değildi Sabri Berkel'le. O adam dedi, benim resimlerimi sergiye dahi sokmaz dedi. Aynen bunu söyledi. Neden sonra ben olmadığını belirttim ve sergiye katıldı. 15 gün sonra vefat etti Hamit Görel'e. Ve birincilik ödülü verilmişti kendisine. Acı aslında. Çok acı. Yani böyle yani bütün olması. Bu olaylar oldu. Sonunda devlet sergisindeki yapıtlar akademiye gelmemeye başladı. Akademinin zaten harcama bütçesi çok az. Resim Heykel Müzesi'nde gelen kaynakları kurumuş oldu. Dolayısıyla Resim Heykel Müzesi'nin koleksiyonuna baktığınız zaman 70'lerin ortalarına kadardır. Ondan sonra yok. Orada da bir kopuş var. Yani yine bizim Türk sanatının temsil edecek bir şey kopmuş. Koptu, evet. Zincir orada yok. Evet, evet. Geriye kesinlikle. Dönük nasıl o zincir tamamlanır tartışılır. Zaten onu da Günsu'yla çok konuştuk biz, sizin o lafınızı diyorsunuz ki sanat soy ağacı çok önemlidir diyorsunuz. Hiç kuşkusuz yani. yani kökleri ne köksüz kadar sana, evet, evet, ne kadar güçlüyse onun üstünde de o kadar gelişir evet. Sanatçılar. Benim diye. Soyum köküm budur diye evet. Şey gurur duyarsınız bir parça. evet, evet. Ama köksüz benim etkilendiğim sanatçılar olması gerekiyor. Yani evet. O olmadan soysuz köksüz bir sanat yapmış olurum ki. Yani mesela Picasso, ben Louvre'dur benim köküm diyor. O yüzden gelip İspanya olmasına karşın Paris'e yerleşiyor. Yani atölyesi Louvre Müzesi'ne bakmıyor. Bizde çünkü yanlış anlaşıldı, bazıları evet. Topkapı Sarayı'na bakan atölye tutmaya başladılar da evet. Çok naifçe ve bilgisizce bir şey bu. O, yani oradaki resimleri ve heykelleri görmek istiyor adam. Ve bütün sanatı zaten dünya sanatına temellidir. Soyu kökü odur yani. Bir kere de görmemiştir o. Her gün gidip bakmıştır. Yani, ama her seferinde başka bir şey görmüştür. Evet.
Hocam valla sohbet çok, çok güzel. Keşke daha uzun olsaydı. Ama bitti. İnşallah belki başka bir zaman gene devam ederiz. Umarım. Konuşmaya. İnşallah. Çok, çok teşekkür ederiz. Bizim çok için de, çok keyifliydi. Benim için de sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizlere. Evet sevgili seyirciler, bir Beyaz Tuval'in daha sonuna geldik. Yeni bir Beyaz Tuval'de, yeni bir atölyede, yeni bir sanatçıyla birlikte olmayı diliyoruz. Sponsorumuz Colorbox'a ve O Gün TV yayın ve çekim ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sevgiyle kalın, sanatla kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Thank you.